Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok pratik ve çok lezzetli bir kahvaltılık tarifim var. Hem şekliyle hem de tadıyla enfes bir tarif. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle karıştırma kabına bir su bardağı ılık sütü alıyorum. Bardak ölçüm 200 milimlik. 2 tatlı kaşığı şeker ekliyorum ve 1 tatlı kaşığı silme kuru maya ilave ediyorum. Çok fazla kuru maya kullanmıyoruz. Gördüğünüz gibi sadece 1 tatlı kaşığı silme olacak. Kesinlikle dolu dolu olmayacak. Mayayı ve şekeri iyice eritiyorum. Daha sonra ununu ekliyorum. Öncesinde 1 su bardağı un ekledim. Şöyle karıştırdıktan sonra tekrar 1 su bardağı daha un ekliyorum. Ve üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve yine spatula ile şöyle hamuru toparlıyorum. Artık elimle yoğurmaya devam ediyorum. Toplamda ne kadar un kullandığımı ve malzeme listesini açıklama bölümüne ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz. Hamuru iyice bu şekilde toparlıyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı çok sert olmayacak, çok da yumuşacık olmayacak arkadaşlar. Şöyle iyice toparladıktan sonra üzerini streçle kapatarak yaklaşık bir 30-35 dakika mayalandırmayı bırakıyorum. Evet, hamurum mayalandı. Şöyle göstereyim. İçerisinde az maya olduğu için bu kadar mayalanması normaldir. Çünkü 2-3 katına çıkmasını beklememek gerekir. Hamurumuzun maya kokusunu şöyle aldırıyorum. Ve hiç tekrar yoğurmaya gerek yok. Rulo şeklinde şöyle hamuru şekillendirip ortasından kesiyorum ve küçük küçük bezelere ayırıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Tüm ayrıntılarını ve püf noktalarını videomda anlattım. Küçük küçük bezeleri ayırmamız yeterlidir arkadaşlar. Şöyle ceviz büyüklüğünde olması yeterlidir. Evet. Hepsini ayırdıktan sonra şöyle bezelerimi yuvarlıyorum. Lütfen bezelerin küçüklüğünü iyice bakın arkadaşlar. Bu şekilde parmaklarımın ucuyla diyebilirim yani şöyle. Bütün bezelerimi bu şekilde yuvarlıyorum. Evet, bezelerim hazır. Üzerine bir streçle örtüyorum. Tekrar bir bezle de örterek 5 dakika yer mayası yaptırıyorum. Mutlaka üzerini örtün. Aksi takdirde kabuk tutar. Şöyle çöp şişlerim var. Çöp şişleri ayırmış olduğum bezelere geçiriyorum. Şöyle bakın. Bu şekilde tam ortasından çöp şişleri diziyorum. Hem görüntüsü çok muhteşem, hem çok az malzemeli, çok pratik bir kahvaltılık tarifi arkadaşlar. Mutlaka bu tarifi deneyip yorumlarınızı bekliyorum. Görüş ve düşünceleriniz benim için çok değerli arkadaşlar. Evet, bu şekilde devam ediyorum. Toplamda 5 tane çöp şiş çıktı. Her çöp şişi 4'er tane beze diziyorum. Dilerseniz içerisine bezelerin içerisine peyniri de ekleyebilirsiniz. O şekilde de olur. Unutmadan söyleyeyim, eğer evde sütünüz yoksa aynı işlemi suyla da yapabilirsiniz. 1 su bardağı ılık suyla da yapabilirsiniz. Evet, bütün şişlerimi hazırlıyorum bu şekilde. Şişle o kadar pratik oldu ki
Biraz sonra da kızartırken göreceksiniz. Tek tek pişirmektense şişle hepsi bir anda pişince daha da işimizi kolaylaştırdı. Kızgın yağa şişlerimi koyuyorum. Yağınız mutlaka kızgın olsun arkadaşlar. Soğuk yağı kesinlikle koymayın. Aksi takdirde kabarmaz. Servisi de çok kolay. Birer şiş olarak servis edebilirsiniz. Yağından kaşıkla şöyle üzerlerine döküyorum. Daha güzel üzeri kabarması için. Videomu buraya kadar gelenler için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer ki sizinle ilk kez bu videoda karşılaşıyorsak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim size anında bildirim olarak gelecektir. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Hepinizi desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet, diğer yüzünü çevirdim. Görüyorsunuz, çevirirken de hiçbir zorluk çekmiyoruz. Tekrar yağından şöyle kenarlarını ve üzerine döküyorum. Evet, 3 tane şişimiz pişti. Şöyle nefis kahvaltılıklarımız hazır. Görüntüsü de inanılmaz güzel ve iştah açıcı. Şöyle kağıt havlu koyduğum tepsiyi alıyorum. Üzerindeki fazlalık yağını kağıt havluyla aldırıyorum. Kesinlikle yağ çekmiyor arkadaşlar. İçini biraz sonra göstereceğim. İçerisine 1 gram yağ çekmedi. Şöyle son kalan 2 şişimi de kızartıyorum. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Üzerlerini şöyle kaşıkla yağ serpiyorum. Bu işlemi yaparken lütfen dikkat edin. Yanma ihtimaliniz olabilir. Şöyle kızardı gördüğünüz gibi. Sizler bu tarz kahvaltılık tariflerimi çok beğendiniz. Ben de elimden geldiğince sizlere kahvaltıda neler yaptıysam onların tariflerini sizlerle paylaşıyorum. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. İzlerken sıkmıyorum, keyif aldırıyorumdur inşallah. Evet, son kahvaltılıklarımız da pişti. Servise hazır. Gördüğünüz gibi içerisindeki yağ duruyor neredeyse. Güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel oldu. Çocuklar da çok severek tüketecekler. Evet. Kesinlikle soğuduktan sonra şöyle yakından göstereyim. Soğuduktan sonra üzerine biraz pudra şekeri serpiyorum. Dilerseniz pudra şekeri serpmeyebilirsiniz. Ben görüntüsü açısından pudra şekeri serpiyorum. Sadece üzerindekileri, diğerlerini zeytin, peynir, yumurta, mis gibi yanında çayla nefis bir kahvaltılık tarif oluyor. Şöyle üzerine pudra şekeri serpiyorum. Eğer çocuklarınız daha keyifli hale getirmek isterseniz ortasını keserek çikolata sürebilirsiniz. Enfes bir görüntüye sahip olacaktır. Şöyle yakından poz verelim. Benim için lezzet kadar sunum çok önemlidir. Artık sizler beni tanıdınız, biliyorsunuz. Şöyle bir parçasını alıyorum. Şöyle yakından gösteriyorum. Ya bu kadar güzel bir tarif kesinlikle olamaz. Şöyle ortasını bölerek sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Kesinlikle içerisinde 1 gram yağ çekmedi arkadaşlar. Kesinlikle aklınıza takılmasın. Beni güvenebilirsiniz bu konuda. Bakın şöyle yakından da gösteriyorum. Hiçbir şekilde içinde yağ yok.
Ya yumuşacık, dışı içi yumuşacık bir, ister pişi ister lokma, ne derseniz uyabilecek harika bir tarif. Şöyle tekrar bir tane daha gösteriyorum. Eğer aklınıza herhangi bir soru takılırsa da lütfen yorum kısmını yazın. Oradan sizlere yardımcı olmak isterim. Tüm yorumlarınızı tek tek okuyorum ve çok mutlu oluyorum. Hepinizi çok teşekkür ederim. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.